Herkese merhaba, ben Mertcan Orhan. Kanalımda uzun zamandır denemediğim bir konsepti deneyeceğim. Böyle ofisçi vlog mu denir buna? O tarzda bir video çekeceğiz birlikte. Şimdi... Asıl konumuza gelelim. Uzun zamandır bu ofise bir gaming odası yapmayı planlıyorduk. Çünkü bu ofiste aslında sadece YouTube videos çekinmiyor. Burada tasarım için çalışanlar var, 3D projeler yapanlar var vesaire. Yani çok yönlü bir ofis burası ve diğer ekip arkadaşlarımızın da böyle ara sıra oyun oynaması için güzel bir gaming odası planımız var. Onun için de yavaş yavaş içini doldurmaya başladık. Xbox'ı almıştım zaten uzun bir zaman önce. Bir de PlayStation almayı düşünüyoruz. Bir de oyuncu bilgisayarı almayı düşünüyorduk ve nihayet geldi. İnce hesaptan geldi bu bilgisayar ve biz burada aslında bu bilgisayarın olabildiğince fiyat performansı yüksek ve oyun odaklı olmasına dikkat ettik. Bu arada burada da ekip arkadaşımız Polo yatıyor gördüğünüz gibi. Tamam, rahatsız etmedim. Evet, durum bu şekilde. Şimdi kısaca bir özelliklerinden bahsedeceğim bu bilgisayarın. Zaten toplanmış bir şekilde geliyor. Ince hesap sağ olsun. Bizi hiç böyle sistem montajı ile uğraştırmıyor. Tüm parçaları topluyor ve bize yolluyor bu şekilde kutulanmış bir şekilde. İlk olarak anakart olarak burada Asus Prime H610M K h 610M K Asus Prime H610M K D4 anakartını kullanacağız. Fiyat performansı yüksek bir anakart. İşlemci tarafında da şu an bu arada bu kutular boş. Burada da i5'in 12400F işlemcisini kullanacağız. Bu da yine fiyat performans odaklı bir işlemci. Bir şeyi unuttum. Ekran kartı. Bekleyin getiriyorum. Evet. Ekran kartını da getirdim. Bu arada ekran kartını depoda unutmuşum da bu kutunun içi dolu. Hep beraber ekran kartının montajını yapacağız. Nakliye sırasında herhangi bir sıkıntı çıkmaması için ekran kartını takıp göndermiyorlar. Böyle kutuyla yolluyorlar. Siz takıyorsunuz. E o kadar da olsun zaten. Biraz da hani o böyle kasa toplama zevkini alalım istiyorum. Ekran kartı da bu tarafta yine Asus'un AMD RX 66 çift sıfır ekran kartı. 8 GB'lık belleği var ve yine özellikle oyunlar için fiyat performansı yüksek bir ekran kartı. 2K çözünürlükte birçok oyunu yüksek hayallerde rahatlıkla oynatacaktır. Zaten bu sistemi test etmek için de Call of Duty Modern Warfare 2 oyununda test edeceğiz bu sistemi. Onda da ne sonuç verecek çok merak ediyorum. Çünkü bu sıralar hype'de olan bir oyun. Ve grafikleriyle biliyorsunuz ki enfes bir performans sunuyor. Biraz da onun için toplamış gibi olduk bilgisayarı. Neyse şimdi bilgisayarı şöyle çıkartalım. Oh çıkardım. Kutuyu artık salabilir miyiz? Salabiliriz. Kasa bu şekilde. Yine kasa tarafında da Frisbee'nin fiyat performansı yüksek bir kasası kullanılmış. Bizim kullanacağımız donanım ürünleri için gayet güzel bir kasa. Direkt olarak şöyle kasayı da size gösterdiğime göre içini açayım ve ekran kartının montajını yapmaya başlayayım. Bunun için bir tornavidaya ihtiyacım olacak. Hemen tornavida getiriyorum. Bu arada güç kaynağı da dahili olarak geliyor. 600 wattlık 80 plus bronz sertifikalı mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi galiba. Öyle bir güç kaynağı ile birlikte geliyor bu kasa. O da gayet yeterli. Ya zaten tüm özellikleri böyle tek tek sayamayacağım. Detaylı özelliklere videonun açıklama kısmında ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda orada bu kasanın linkini de veriyor olacağım. Oradan daha detaylı bilgi alabilirsiniz, fiyatını da öğrenebilirsiniz, isterseniz satın da alabilirsiniz. Neyse şimdi şunu şöyle güzel bir köşeye koyayım. Bakın bu kutular da bu arada burada var. Burada işte eee Team'in 512 GB'lik MP33 Pro SSD'sini kullandık. Burada da Episer diye okunuyordur umarım. E, DDR4 RAM'lerini kullandık. RAM tarafında da 2 x 8 olmak üzere toplamda 16 GB RAM yer alıyor. Çift kanal yapmayı tercih ettik burada. Uzun vadede 16 GB'ı arttırmayı düşünmüyoruz çünkü. Burada da bir RGB kumandası çıkıyor. Bu da aslında kasanın RGB'li olduğuna işaret. Şimdi RGB olayını da size zaten kurduktan sonra göstereceğim. Neyse şunlar bir kalsın. Ekran kartımızı kutusundan çıkartalım. Ve evet çıktı. Ve ekran kartının kurulumunu da canlı canlı göstermiş olacağız. Daha jelatini üstünde ya. Bu arada çift fanlı. Arka tarafında da bir jelatin var mı? Arka tarafında da bir jelatin var galiba. Onu da hemen çıkartalım. Şöyle. Oh, rahatladım. Ana kartı bu arada görüyorsunuz. Ana kartın şurada bulunan slotu, ekran kartı slotu. Şimdi oraya takacağız. Ve tık dedi oturdu. Burada da bu arada ekran kartını takmamışlar ama ekran kartı için gerekli slot yerini açmışlar. O da güzel bir detay. Bakın burada gördüğünüz gibi şu iki slotu açmışlar. Bunlar yine kapalı. Şimdi bu slotu sabitlemek için bir vida gerekli. Bakalım bu kutunun içinde var mı? biraz büyük oldu ama neyse tuttu en azından. Onun bu arada doğru vidasını bulacağım. Şu an vakit kaybetmemek için aramak istemiyorum ama bulacağım. Neyse gördüğünüz gibi ekran kartını taktık ve artık sistem tamamen hazır. Evet şimdi bunu takalım bakalım. Neyi unuttuk? Uzun zaman oldu tabii kasa toplamayalı. Bak onu unuttuk. Ekran kartına güç kablosunu takmadık. Onu da hemen şurada gördüğünüz gibi zaten kabloları da bu yani şu şekilde çok değerli topluluğu ayarlamışlar. Şimdi bunu da şöyle geliyoruz. Direkt zaten buraya oturtuyoruz. Ve oturdu. Tamam. Bu kadardı. Tamam. Artık kasamız hazır. Kutuya çarpmazsan bir daha sevinirim. Şimdi şu çer çöpü toplayalım buraya. Bir daha kutuya çarpmazsan sevinirim. Şu güç kablosunu da alalım. Şimdi bilgisayarı ilk kez çalıştıracağız bakalım. RGB kumandası burada. Masamdan ayrılmayacak bu. Şu monitör de şöyle yaparız. Bu arada monitörüm de 2K. Ultra geniş bir monitör. Bilgisayarda test edeceğimiz monitör tam olarak bu. Ama yanlış hatırlamıyorsam bu 60 Hz'di bu monitör. Yani tam bir oyun monitörü değil. Ama elimizde bu var şimdilik yapacak bir şey yok. Evet artık hazırsak çalıştırıyorum. Nasıl gözüküyor? Hemen 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 şunu deneyelim hemen. İlk defa RGB ışıklı bilgisayarım oldu böyle. Bak yeşili aldım ya. Daha sonrasında bunun parlaklığını böyle kısabiliyorum. Gördün mü? Çok mu rahatsız oldum? Geliyorsun. Of'a tıklıyorsun ve kapatıyorsun. Evet gördüğünüz gibi kurulumunu yaptık. Bilgisayar gayet şık gözüküyor burada. Şimdi şunu yapacağız. Videonun başında kalıp tuttuğum Modern Warfare 2 dedim ya. Warfare 2'yi indireceğim. o Oyunda test edeceğiz. Bir de belki birkaç tane daha oyunda test edebiliriz. o oyunları da indirdikten sonra yine beraber olacağız. Bakalım o oyunlarda nasıl bir performans veriyor? Hep beraber göreceğiz. O zaman şimdi oraya geçelim. Evet ilk oyunumuz Valorant. Valorant'ı bu arada çok fazla sık oynamıyorum. O yüzden kötü oynarsam lütfen affedin. İlk olarak ayarlara bakmak istiyorum. Görüntü ayarlarına geldiğim zaman burada tüm FPS kısıtlamalarını kapatıyorum. Ve şu anda gördüğünüz gibi çözünürlüğüm 3440x1440 şeklinde. Daha sonra grafik kalitesine bakıyorum. Burada... Tüm ayarlarım yüksekte. V-Sense kapalı, vignette açık, kenar yumuşatma 4x, eş yönsüz filtreleme 8x'te. Netliği arttırmayı da açıyorum. Bu şekilde artık ayarlardan çıkabilirim ve oyuna girebilirim. Bir yandan da FPS zaten görüyorsunuz. Oynaya tıklayalım ve rastgele bir maça girelim bakalım. Oyun başlamak üzereyken de CPU kullanım oranımız %60'a yükseldi ve oyun nihayet başladı. Şu anda oyunun içindeyim ve 250 FPS alıyorum aşağı yukarı. Ekran kartımın sıcaklığı da 55 derece. Şu an bayağı iyi. 250-300'lerde falan gidiyoruz. Bakalım oyun başlayınca ne olacak? Ben de merak ediyorum. Muhtemelen hemen öleceğim şimdi ama olsun. Hala daha 250'lerde. Evet öldüm. Ölürken de FPS'im 220'lerdeydi. Yani bu şekilde aslında Valorant'ı böyle kısaca göstermiş olayım. Yaklaşık 250 FPS alabiliyoruz oyun içinde rahat rahat. En yüksek ayarlarda olacak şekilde ve 2K çözünürlükte. Yani Valorant'ı aslında 4K çözünürlükte de bu bilgisayarda rahat rahat oynayabiliriz. Şimdi diğer oyunumuza geçelim. Evet şimdi Call of Duty Modern Warfare 2 testindeyim. Burada ekran çözünürlüğümüz yine 3440x1440 olacak şekilde. Burada ekran yenileme oranı 60 Hz gözüküyor. Monitörümüz 60 Hz olduğundan dolayı. Onun dışında başka bakalım yapmamız gereken bir ayar var mı? Kaliteyi de ayarlayalım şuradan. Bunu buradan direkt ultra ayarları alıyorum. Kalite ayarlarını. Ultra'ya aldım ve onaylıyorum. Tamam. Şimdi artık oyuna girebiliriz. Oyuna giriyorum. Evet şu anda hikaye moduna başladım. Geceyi görüyoruz. Yani gece şu anda. Zifiri karanlık bayağı. Zifiri karanlıkta 80 FPS alıyoruz bu sistemle birlikte. Tabi aydınlığı merak ediyorum ama zifiri karanlıkta tabi bilgisayarı zorluyordur diye düşünüyorum. Evet gece görüşümüzü açtık. Gece görüşümüzü açınca da yine 80 FPS'te kaldı. Biz şöyle yani güzel bir savaşa girmek istiyorum. FPS'i düzgün görebilmek için. Hadi aç kapıyı bakalım. Evet açtı. Tamam savaş dedik çok güzel girdik. Gel buraya. Burada şunu kullansam biraz daha iyi olur sanki. Evet 70 FPS'e düşüyor oyun ara ara. Ama ara ara gerçekten ve 70 FPS de yine gayet akıcı bence. Şu an savaşın tam içindeyiz ya. Şuradakini Evet vurdum. 65 FPS'lere düştü bir ara oyun. Şöyle biraz daha dolaşalım şuralarda. Sizde görün FPS'i. Bu arada Call of Duty Modern Warfare 2'ye bir adam akıllı oynayacağım oynayacağım diyorum da bir türlü başlayamadım. Ama en kısa zamanda başlayıp böyle bir yani başına oturup galiba bir 5-6 saat oynayacağım gibi gözüküyor. Oyunu çok övdüler. Oynayamadım içimde kaldı. Şu an iç mekandayız. Ve grafikler de hayvan gibi zorluyor oyunu. Ama oyunda yine böyle 70 FPS'in falan altına pek fazla düşmüyoruz. Hatta şu anda 100 FPS'lerde. Gayet güzel. Yani bu bilgisayarda Call of Duty Modern Warfare 2'de 2K çözünürlükte ultra ayarlarda gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde oynanıyor. Evet, son adamı öldürmemle de bu oyunu bitiriyorum. Ve evet oyun testlerini de hep birlikte yapmış olduk. Kasanın bence performansı gayet iyi. Tabi burada fiyatını göz önünde bulunduruyorum. Fiyat performans olarak düşündüğümüzde bu fiyata bundan iyisi bulunur mu zor gibi. Yine ben tabii ki detaylı bir şekilde özelliklerinden bahsetmedim ama açıklama kısmında vermiş olduğum linkten detaylı olarak özelliklerine bakabilirsiniz. Fiyatını da oradan öğrenebilirsiniz. Fiyatı sürekli değiştiği için de tam bir fiyat bilgisi de vermek istemiyorum. Durum bu şekilde. Sizin bu bilgisayarın performansı hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum ve tasarım olarak da bence kasa olarak da bir yorum yapmalısınız. Sizce bu taraftaki aydınlatması vesaire nasıl olmuş? Şu anda zaten detay görüntülerde de görüyorsunuz. Burada 12 farklı renk seçeneği mevcut. Böyle farklı farklı renklere getirebiliyorsunuz. Vallahi en çok galiba ben bu aydınlatma olayını sevdim bu bilgisayarda. Odama bir renk kattı buradaki odama. Oto modunu aldığımızda da böyle yanar dönerli güzel bir hava yaratıyor. Böyle o zaman aklınıza takılan bir soru olursa lütfen yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Oradan elinden geldiğince cevaplamaya çalışıyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoş bir sonraki bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Pardon bay bay.